Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar hobiler, yani die Hobbies olarak incelendiğinde çoğul olarak die Hobbies diyoruz. Tek başına das Hobby diyoruz. Belli başlarını isterseniz hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Singen, singen şarkı söylemek demek arkadaşlar. Radfahren, radfahren bisiklet sürmek demek arkadaşlar. Malen, malen boyama yapmak. Fotografieren, fotografieren fotoğraf çekmek. Im Internet surfen, im Internet surfen anlaşılacağı üzere internette surf yapmak, yani interneti dolaşmak. Bakın, bakın, evet bu da pasta yapmak ya da bunu söz gelmişti börek yapmak gibi böyle unlu mamullerde kullanılan şey, yani pişirmek demek aslında. Bakın demiş oluyoruz ama dediğim gibi unlu şeyler için geçerli ya da işte fırınlanmış dersek belki daha da doğru olacaktır. Müzik hören, müzik hören de müzik dinlemek demek arkadaşlar. Ski fahren ya da ski fahren her ikisi de doğru arkadaşlar. Kayak yapmak anlamına geliyor. Kochen, kochen bu da pişirmek demek arkadaşlar. Lesen, lesen kitap okumak demek arkadaşlar. Schwimmen, schwimmen yüzmek demek. Freunde treffen, Freunde treffen arkadaşlarla buluşmak demek arkadaşlar. Buraya baktığımızda spielen'i görüyoruz. Spielen neydi arkadaşlar? Oynamak demekti. Ben bunu spor için belli başlı sporlarda kullanacağım bir fiil olarak karşıma çıkabileceği gibi enstrüman çalmakta da kullanabiliyorum. Ya da oyun oynamak, burada satranç örneğini görüyoruz. Burada da kullanabiliyoruz. Futbol oynamak diyecek olursak arkadaşlar, Fußball spielen, demek ki Fußball spielen, futbol oynamak demekmiş. Aynı şekilde Basketball spielen, Basketball spielen ya da Tennis spielen, Tennis spielen demiş oluyoruz. Enstrümanlardan örnek verecek olursak, gitar çalmak için Gitarre spielen, Gitarre spielen demek ki gitar çalmak demekmiş. Klavye spielen, Klavye spielen, piyano çalmak demek arkadaşlar. Satranç oynamak diyecek olursak arkadaşlar, şah spielen, şah spielen demek ki satranç oyunu oynamak demekmiş. Dilerseniz doğru telaffuzlarıyla bunları tekrarlayalım arkadaşlar. Singen, singen, Radfahren, Radfahren, malen, malen, fotografieren, fotografieren, im Internet surfen, backen, backen, Musik hören, Skifahren, 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 kochen, kochen, lesen, lesen, schwimmen, schwimmen, Freunde treffen, Freunde treffen, Fußball spielen, Fußball spielen, Basketball spielen, Basketball spielen, Tennis spielen, Tennis spielen, Gitarre spielen, Gitarre spielen, Klavier spielen, Klavier spielen, Schach spielen, Schach spielen. Şimdi arkadaşlar karşımızdakinin hobisini sormayı ve kendi hobimizi söylemeyi öğrenelim. Tekil olarak kullanacak olursak arkadaşlar, yani bir hobiden bahsedecek olursak, senin hobin nedir diyecek olursak, öncelikle bir inceleyelim cümlemizi arkadaşlar. Bu bir soru cümlesi, was, öyle değil mi? Dein Hobby, senin hobin demiştik. Bunu pozitif konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük arkadaşlar. Senin hobin derken ne diyorduk? Dein Hobby diyorduk, öyle değil mi? Das Hobby, dolayısıyla senin hobin nedir derken, was ist dein Hobby diye soruyoruz. Benim hobim, mein Hobby ist, evet benim hobim futbol oynamak diyecek olursak arkadaşlar, mein Hobby ist
Fußball spielen demiş oluyoruz. Demek ki benim hobim futbol oynamak derken mein Hobby ist Fußball spielen. Birden fazla hobi soracak olursak arkadaşlar ne oluyordu? Die artikeli geleceği için die Hobbies, deine Hobbies, senin hobilerin nedir diye was sind deine Hobbies sormuş oluyoruz. Cevap olarak da die Hobbies'ten dolayı ne olacak arkadaşlar bu? Dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde posesiflikte görmüştük bunu. Ne olacak? Meine Hobbies olacak. Sind, değil mi? Çoğul olduğu için ist yerine ne olacak? Sind olacak. Benim hobilerim boyama ve okuma diyecek olursak demek ki meine Hobbies sind malen und lesen demiş oluyoruz. Sonraki soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar was machst du in der Freizeit? Machen neydi arkadaşlar? Yapmak demekti. In der Freizeit bu arkadaşlar boş zaman. Dolayısıyla boş zamanında ne yaparsın diye soracak olursak in der Freizeit was machst du in der Freizeit sorusunu sormuş oluyoruz. Buraya baktığımızda ich schwimme gern. Gern neydi arkadaşlar? Severek anlamına gelmiş oluyordu. Demek ki severek yüzerim, değil mi? Yüzmeyi severim gibi bir anlam çıkıyor güzel Türkçemizde. Ich schwimme gern. Das macht Spaß. Spaß eğlence demek arkadaşlar. Bu eğlenceli diyecek olursak güzel Türkçemizde. Bunun Almanca karşılığı neymiş? Das macht Spaß demekmiş. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Hobby ist Fußball spielen. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind malen und lesen. Meine Hobbys sind malen und lesen. Was machst du in der Freizeit? Was machst du in der Freizeit? Ich schwimme gern. Ich schwimme gern. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Arkadaşlar örneklerle devam edeceğiz ancak şimdi iki tane düzensiz fiilin üzerinde durmak istiyorum. Hatırlayacak olursanız düzensiz fiiller konusunda ben size ne söz vermiştim? Demiştim ki karşımıza fiiller çıktıkça düzenli, düzensiz, ayrılabilir gibi çeşitli fiiller çıktıkça üzerinde duracaktık demiştik. Şimdi de tam o noktadayız arkadaşlar. Treffen az önce de görmüştük neydi? Buluşmak demekti. Fahren de neydi? Sürmekti. Öyle değil mi? Mesela bisiklet sürmek ya da kayak yapmak diyecek olursak gene fahren'i kullanıyorduk. Dilerseniz treffen'i bir inceleyelim arkadaşlar. Treffen düzensiz fiilini incelediğimizde ich için ne olacak arkadaşlar bu? Ich treffe. Burada herhangi bir dönüşüm yok. Ancak du'da ne olacak arkadaşlar? Bakın buradaki e ne olmuş arkadaşlar? E i'ye dönüşmüş ve du treffst olmuş. Er sie es için de gene ne olmuş arkadaşlar? Buradaki e trifft olmuş. Wir treffen, ihr trefft, sie, sie treffen. Aynı şekilde ne oluyor? Kalmış oluyor. Buraya baktığımızda fahren için arkadaşlar sürüyorum diyecek olursak ich fahre ancak ikinci tekil bir üçüncü tekilde ne oluyordu? Buradaki a ne oluyordu? A umlaut yani du fährst şeklinde karşımıza çıkıyor. Er sie es yani üçüncü tekilde de ne oluyor? Er sie es fährt oluyor. Wir fahren, ihr fahrt. Sie, sie fahren demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları tekrar edelim. Ich treffe. Ich treffe. Du triffst. Du triffst. Er trifft. Sie trifft. Es trifft. Wir treffen. Wir treffen. Ihr trefft. Ihr trefft. Sie treffen. Sie treffen. Ich fahre. Ich fahre. Du fährst. Du fährst, er fährt, sie fährt, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Evet, örneklerle devam edelim arkadaşlar. Fährst du gern Ski? Bu soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar, fahren neydi? Sürmek demekti.
ya da işte kayak, kayak yapmak diyecek olursak demek ki Almanca'da güzel Türkçemizden farklı olarak kayak sürmek der Almanlar. Dolayısıyla burada gehen görüyoruz arkadaşlar. Gehen severekten demek. Yani kayak yapmayı sever misin diyecek olursak demek ki fährst du gern Ski? Evet diyecek olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Ja, ich fahre gern Ski. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci pozisyonda fiilim olan fahren'i çekimlemiş oluyorum ki bunu daha önceden de görmüştük. Hayır diyecek olursam arkadaşlar, nein ich kann nicht Ski fahren. Modal fiiller konusunda bunu görmüştük arkadaşlar. İzlememiş olan arkadaşlara söylüyorum. Bu ilgili dersimizi mutlaka izlesinler. Können fiilini görüyoruz burada arkadaşlar. Modal fiilini. Burada çekimlenmiş. Neye göre? İşe göre çekimlenmiş ve kuralımız neydi? Asıl fiilimizi mastarda ve cümlenin sonunda kullanıyorduk. Dolayısıyla hayır, kayak yapmayı bilmiyorum diyecek olursam demek ki ne diyeceğim? Nein, ich kann nicht Ski fahren diyeceğim. Bisiklet sürmeyi severim diyecek olursam demek ki ich fahre gern Rad. Demek ki ich fahre gern Rad. Bisiklet sürmeyi severim anlamına gelmiş oluyor. Sonraki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, treffen, treffen neydi arkadaşlar? Buluşmak demekti. Treffen aynı zamanda neydi arkadaşlar? Düzensiz bir fiil özelliği taşıyan bir fiildi. Treffen ne olacaktı? Treffst olacaktı. Öyle değil mi? Arkadaşlarınla buluşmayı sever misin diyecek olursak arkadaşlar, treffst du gerne Freunde? Evet, arkadaşlarla buluşmayı sever misin? Evet diyecek olursam, ja, ich treffe sehr gerne, çok, bakın burada bir pekiştireç konumunda olan sehr gerne, çok çok severek anlamına ya da çok severek anlamına gelmiş oluyor. Sehr gerne Freunde demiş oluyoruz. Hayır diyecek olursak, nein, ich treffe nicht so gern Freunde, o kadar sevmem, yani seviyorum ama o kadar da fazla değil demiş oluyorum. Şimdi burada şu soru gelecektir eminim. Burada E var. Neden burada E yok diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben buraya E koysam da koymasam da hiç fark etmez arkadaşlar. İkisi de aynı anlamda. Yani burada artikel durumu söz konusu değil. İki türlü de kullanabiliyorum. Demek ki arkadaşlarımla buluşmayı o kadar da sevmiyorum diyecek olursam demek ki nein, ich treffe nicht so gerne Freunde diyebiliyorum. Ben, familie neydi arkadaşlar? Aile demekti, öyle değil mi? Benim ailem diyecek olursam meine Familie, ben ailemle buluşmayı severim diyecek olursam ich treffe gerne meine Familie demiş olurum. Dilerseniz bu örnekleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Fährst du gern Ski? Fährst du gern Ski? Ja, ich fahre gern Ski. Ja, ich fahre gern Ski. Nein, ich kann nicht Ski fahren. Nein, ich kann nicht Ski fahren. Ich fahre gern Rad. Ich fahre gern Rad. Triffst du gerne Freunde? Triffst du gerne Freunde? Ja, ich treffe sehr gerne Freunde. Ja, ich treffe sehr gerne Freunde. Nein, ich treffe nicht so gerne Freunde. Nein, ich treffe nicht so gerne Freunde. Ich treffe gerne meine Familie. Ich treffe gerne meine Familie. Bir sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar, liest du gerne Romane? Evet, lesen, bakın bu da gene düzensiz bir fiil. Bunu çekimlemiştik hatırlayacak olursanız, düzensiz fiillerde ayrıntılı şekilde. Ne oluyordu? Yalın hali lesen'di. Roman okumayı sever misin? Tabi güzel Türkçemizde biz roman deriz, öyle değil mi? Yani tekil olarak kullanırız. Burada Almanca'da çoğul olarak karşımıza çıkmış oluyor. Romane demek ki roman kitapları anlamına gelmiş oluyor. Liest du gerne Romane? Evet, roman kitaplarını okur musun? Ja, ich lese sehr gerne Romane. Evet, severek, değil mi?
roman okurum. Evet. O anlama gelmiş oluyor. Sehr gerne demek ki çok severek anlamına gelmiş oluyor. Hayır diyecek olursam, o kadar da sevmem diyecek olursam, Nein, ich lese nicht so gerne Romane dediğimde, roman okumayı o kadar da çok sevmiyorum anlamı çıkmış oluyor. Ich lese gerne Gedichte, arkadaşlar, die Gedichte şiirler demek arkadaşlar. Demek ki şiir okumayı severim diyecek olursam, ich lese gerne Gedichte demiş oluruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Liest du gerne Romane? Liest du gerne Romane? Ja, ich lese sehr gerne Romane. Ja, ich lese sehr gerne Romane. Nein, ich lese nicht so gerne Romane. Nein, ich lese nicht so gerne Romane. Ich lese gerne Gedichte. Ich lese gerne Gedichte. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de ne yapmış olduk? Hobiler konusunu görmüş olduk. Soru sormayı ve bu konuda cevap vermeyi öğrenmiş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.